Merhaba komşular, 502 kanalına hoş geldiniz. Yeni bir güncelleme vardı. Yeni güncelleme ile alakalı sizlere ayrıntıları aktarmıştık. Fakat yeni bir ayrıntı daha var. Tavus kuşları. Onlara da birazdan değineceğiz. Ondan önce ağaçlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Limon ağaçlarımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 1200 adet limon ağacımız var. Hemen onun da yanında kakao ağaçları. 1 saat 20 dakika var. Bunları şu an toparlamayacağım. Satmayacağım. Bunları yarın gündüz vakti bu videoyu izledikten sonra belli bir saat aralığında canlı yayın ile bu ağaçtan toplanan mahsulleri çıkış fiyattan satacağız. Sizler max fiyattan alarak dükkanlarınızda satabilirsiniz ve bu şekilde para kazanabilirsiniz. Yeni gelecek olan güncellemede makine alacağız. Bununla alakalı videomuz var. İzlemeyenler takip edebilirler, oradan izleyebilirler. 2 adet makine gelecek ve istasyonla alakalı hayvanlar gelecek. Yani çok fazla paraya ihtiyacımız var. Evet, ağaçlar hakkında bilgileri verdim. Bunları yarın gündüz vakti, öğleden sonra ya da akşama doğru bir şekilde canlı yayın açarak bunların satış işlemlerini gerçekleştireceğiz. Birinci turlarını. Ondan sonra tekrardan oyunumuza kaldığımız yerden, videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, hazırsanız ben hemen tavus kuşlarına geçmek istiyorum. Evet, resimde görmüş olduğunuz gibi 2 adet tavus kuşu gelecek ve onların kuş evi olarak adlandırılmış evleri var. 20 levelde açılıyorlar. Kahverengi tavus kuşu ve mavi tavus kuşu. Bu tavus kuşlarını nasıl temin edebiliriz? Hemen sağ alt köşede görmüş olduğunuz renkli taşlar ile bunları temin edeceğiz. Yeşil taş, mavi taş, mor taş ve sarı taş. Pardon, resim kapandı. Peki, sadece bunlarla mı tavus kuşlarını alacağız? Hayır. Bunların yanında bir de özel kartlar var. Hemen sol üst köşede görmüş olduğunuz kart gibi bunları bu şekilde temin edeceğiz. Bu kartları elmasla temin edemiyoruz. Bunları farmpas yoluyla bizlere verecek. Biz de oradan alarak tavus kuşlarını çiftliklerimize yerleştireceğiz. Bu taşlar hemen şu ağaçlardan ben size göstereyim. Oyuna gelen güncelleme ile alakalı bize ağaç vermişti. Bu ağaçları geliştirmek için aynı zamanda bizden taslak istiyordu. Taslaklarımız da burada. Benim mesela taslaklarım 3 tane var. Biliyorsunuz onlar mavi olarak renkli taslaklar. Bu şekilde ağaçları geliştirdiğimiz gibi tavus kuşlarını da bu şekilde şu sol üst köşede görmüş olduğunuz farmpas yoluyla alınacak olan kartlarla ve sağ alt köşede görmüş olduğunuz renkli taşlar ile bu tavus kuşlarını geliştireceğiz. Büyük bir ihtimalle kuş evi ağaçlar gibi olacak. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama ve son aşama. Bu önce kuş evini geliştireceğiz. Kuş evini geliştirmek için de farmpas yoluyla buradaki renkli taşlardan alacağız. Bu şekilde bizden oyun parası isteyecek. Bu şekilde bizden renkli taşlar isteyebilir. Mesela ağaçlar. Benim elimde ağaç var mı ya? Varmış. Şu ağacı ben şuraya bir yerleştireyim önce bir. Evet, mesela benim bu yarıda kalmış. Herhangi bir tanesine basalım. Turuncu olsun. Görmüş olduğunuz gibi taslak 3 tane istiyor. 100 tane yeşil taş istiyor ve 10 tane sarı taş istiyor. Kuş kümesi de aynı bu şekilde isteyebilir. O yüzden renkli taşlarınızı tekneden geldiği zaman almaya çalışın. Kamyonda eğer istiyorsa onları da almaya çalışın. Renkli taşlarınızı harcamayın boş yere. Renkli taşlarınızı saklayın. Şimdiden haberiniz olsun. Bu şekilde öncelikle büyük bir ihtimalle kuş evini tahmin ediyorum. Öncelikle kuş evini geliştireceğiz. Kuş evi gelişimi tamamlandıktan sonra tavus kuşlarını almaya hak kazanacağız. Şöyle bir şey de olabilir. Kuş evini aldık diyelim. Kuş evini nereden alacağız? Marketten alabiliriz. Ne bileyim, derbi yoluyla alabiliriz. Mesela bu renkli ağaçlar çıktığı zaman derbi yoluyla alıyorduk. Marketten alamıyorduk. Kuş evi de aynı şekilde derbi yoluyla alınabilir. O yüzden derbileri kaçırmayın. Sık sık derbilere katılın. Bu şekilde eğer temin edip alırsak kuş evini de hemen çiftliğimize yerleştirip onu geliştireceğiz ve son aşaması da geliştikten sonra farmpas yoluyla almaya hak kazanılabilir. Mesela 71 levelde açılıyor ağaçlar.
ama 71 level altına taslak gözükmüyordu. Derbi yoluyla alınan taslaklar, vadi yoluyla alınan taslaklar gözükmüyordu. Ta ki kilidi açılıncaya kadar. O yüzden elinizden geldiğince derbilere katılın, kuş evini almaya çalışın. İnşallah markette verir. Markette vermezse mecbur derbi de verecek ya da ne bileyim farpasla bir şekilde son ödülleri de verecek. Her neyse bir şekilde verecek ona. Ama siz yine de elinizden geldiğince hazırlıklı olmaya çalışın. Derbilerinizi aksatmayın ve farpası takip edin. Bu şekilde haberiniz olsun. Çok güzel. Bunlar da etrafta gezinip uçarlarsa daha güzel olur. Yoksa sadece evin etrafında belli bir dolaşma mesafeleri oldu mu pek iyi olacağını sanmıyorum. İnşallah çiftliğin her tarafında evcil hayvanlar gibi bunlar da gezerler. Evet, ağaçlar hakkında bilgiyi verdim. Yarın bu videoyu sizler izledikten sonra belli bir vakit içerisinde ben canlı yayını açacağım. Canlı yayın ile bunları, mahsulleri, kakaoluyu ve limonları çıkış fiyatından satacağım. Sizler ise max fiyattan satmak için alabilirsiniz. İsterseniz sevimli mahallemize katılabilirsiniz. Şu an kapasitemiz 17 oldu. 90 level üstü oyuncular gelebiliyor. İsterseniz yorumlar kısmına etiketlerinizi yazın. Ben sizlere bu oyunu eklerim. Bu şekilde arkadaş olarak kalırız. Satmış olduğumuz ürünlerden alarak sizler de hem para kazanırsınız hem de oyunlarınızı geliştirebilirsiniz. Çok paraya ihtiyacımız olacak. Gerçekten çok paraya ihtiyacımız olacak. Yeni makinalar geliyor. Eksik makinalarınız vardır büyük bir ihtimalle. Artı yeni makinalar geliyor. Yeni ürünler çıkıyor. Yeni hayvanlar geliyor. Oyun daha da gelişiyor. Bizler de paramızı boş yere harcamamalıyız. Paramızı ve taşlarımızı özellikle taşlarımızı ideali kullanmalıyız. Benim bu oyundaki taşlarım 113 tane yeşil taş, 76 mavi taş, 41 mor taş, 68 tane de sarı taşım var. İnşallah bunlarla ben de temin edebilirim. Ben de çiftliğime kuş evini yerleştirebilirim. Çok isterim tavus kuşlarının da bende olmasını. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.